diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Duru demiş ki, I think a true friend should be honest. Bence gerçek bir arkadaş dürüst olmalı. Efe de you're right. Haklısın dedikten sonra yine ona katılan pozitif bir ifade olması gerekiyor. Beşkında telling a lie is good. Yalan söylemek iyidir denmiş. Bunu eledik. Ceşkında there are a lot of sneaky people. Bir sürü sinsi insan var denmiş. Bunu da eledik. Deşkına I can't trust easily. Kolaylıkla güvenemem denmiş. Bunu da eliyoruz. Aşkına it's important to tell the truth. Doğruyu söylemek önemlidir denmiş. Dürüst olmasını gerektiğini söylediğinde arkadaşına katılıyorsa verecek olduğu cevap da budur. Doğru seçenek A şıkkıdır. Cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Daniel demiş ki, In my opinion, if you're an ideal friend, you should blah blah blah. Bence eğer ideal bir arkadaş isen şöyle olmalısın veya şöyle yapmalısın denecek. Yani ideal bir arkadaş olduğuna göre burada da olumlu bir ifade olması gerek. İdeal arkadaşın özelliklerini taşıyan. Beşkinde always think about yourself. Her zaman kendini düşünmek denmiş. Bunu eledik. Ceşkına be rude to your friends. Arkadaşına karşı kaba olmak denmiş. Bunu da eledik. Deşkına never back up your buddies. Dostlarına asla arka çıkma denmiş. Bunu da eledik. Aşkına be tactful and trustworthy. Yani düşünceli ve güvenilir olmalısın denmiş. İdeal bir arkadaşın özellikleri de bunlardır. Doğru seçenek A şıkkıdır. Diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. Mete demiş ki, There's a camp holiday. Would you like to join us? Bir kamp tatili var. Bize katılmak ister misin? Kerem de, yeah, evet dedikten sonra olumlu bir ifade belirtsin ki devamı tutarlı bir şekilde gelsin. A şıkkında, I'm busy, meşgulüm denmiş. Bu olumsuz bir ifade. C şıkkında, I can't, yapamam. Yine olumsuz. D şıkkında, not really, pek sayılmaz. Bunu da eledik. B şıkkında, why not, neden olmasın? Olumlu bir ifadedir. Evet dedikten sonra da why not diyebiliriz. Bu yüzden doğru seçenek B şıkkıdır. Diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulacağız. What about watching a movie at my house tonight? I'm sorry, but I can't. Why not? I have an important exam tomorrow. I have to study tonight. Bu akşam evde film izlemeye ne dersin? Üzgünüm ama yapamam. Neden? Yarın önemli bir sınavım var ve bu gece ona çalışmalıyım. Teklifi reddedildiğine göre yani burada da olumlu bir ifade olmayacak artık. Buna uygun, duruma uygun bir ifade olması gerekiyor. Aşkına that sounds terrific. Kulağa harika geliyor denmiş. Bunu söylemez. Ceşkına I'm happy to hear that. Duyduğuma mutlu oldum demeyecektir. Deşkına we can go there together. Oraya birlikte gidebiliriz denmiş. Orası neresi zaten verilen diyalogla ilgili değil. Beşkına well another time maybe. İyi o zaman belki başka zaman denmiş. Teklifi reddedildiğine göre doğru seçenek beşkıdır. What do you understand from the proverb above? Yukarıdaki atasözünden ne anlıyorsunuz diye sorulmuş. True friends are like diamonds, precious but rare. False friends are like autumn leaves, found everywhere. Gerçek arkadaşlar elmas gibidir, değerlidir ama nadir bulunur. Sahte arkadaşlar sonbahar yaprakları gibidir, her yerde bulunur denmiş burada. Yani gerçek arkadaşlığın öneminden bahsedilmiş burada. Aşkında you can find real friends everywhere. Gerçek arkadaşları her yerde bulabilirsiniz denmiş ama nadir olduğu söylenmişti. Aşkını eledik. Beşkında you can count on all of your friends. Bütün arkadaşlarınıza güvenebilirsiniz denmiş. Gerçek arkadaşların az olduğunu ve sadece onlara güvenebileceğimizi biliyoruz. Deşkına friendship is not important for everyone. Arkadaşlık herkes için önemli değildir denmiş. Böyle bir şeyden de bahsedilmiyordu. Ceşkına it's difficult to find true friends. Gerçek arkadaşları bulmak zordur denmiş. Zaten rare kelimesinden biz de nadir olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden doğru seçenek C şıkkıdır.
Verilen duruma uygun cümleyi bulacağız. You're inviting your friend to play computer games at your home on Friday evening. What do you say? Arkadaşını cuma akşamı bilgisayar oyunu oynamak için evine davet ediyorsun. Ne dersin diye sorulmuş. Yani bu bir davet, teklif, öneri cümlesi olacak. Aşkına, do you like playing computer games? Bilgisayar oyunları oynamayı sever misin diye sorulmuş ve geniş zamanda çok genel bir soru. Bu bir teklif cümlesi değil. C şıkkında do you play computer games on Fridays? Cuma günleri bilgisayar oyunu oynar mısın diye sorulmuş. Yine geniş zamanda genel bir soru, bir teklif değil. D şıkkında are you going to play computer games in your free time? Boş zamanlarında bilgisayar oyunu oynayacak mısın diye sorulmuş. Yine aynı şekilde genel bir soru ama bu sefer gelecek zamanda yapmışlar. Tek farkı bu. Teklif cümlesi olmadığı için bunu da eledik. B şıkkında would you like to play computer games? Bilgisayar oyunu oynamak ister misin diye sorulmuş ve would like kalıbı bir teklif öneri kalıbıdır. Birine bir şeyi önermek için, birisini bir yere davet etmek için kullanacak olduğumuz kalıplardan birisidir. Doğru seçenek B şıkkıdır. Which picture shows the activity that Sue is going to do on Sunday afternoon? Hangi resim Sue'nun pazar öğleden sonra yapacağı aktiviteyi göstermektedir diye sorulmuş. Bizden pazar öğleden sonrası isteniyor. Tabloya baktığımızda pazar gününü bulduk ve saatlerden de 16.40 burada öğleden sonra olarak geçecektir. Yani meet up friends at cafe. Kafede arkadaşlarıyla buluşmak denmiş. Şıklara baktığımızda da doğru seçeneğin D şıkkı olduğunu görüyoruz. What can be the best title for the coat? Alıntı için en iyi başlık hangisi olabilir diye sorulmuş. Önce bir resim verilmiş ve best friends yani en iyi arkadaşlar denmiş. Sağda da açıklaması şu şekilde. Best friends share laughs, memories and inside jokes. They will always be honest and stand by your side no matter what. They wipe your tears, pick you up when you fall and are forever piece of your heart. En iyi arkadaşlar mutlu anları, hatıraları ve kendilerine özel şakaları paylaşır. Her zaman dürüst olurlar ve ne olursa olsun senin yanında olurlar. Gözyaşlarını silerler, düştüğün zaman seni kaldırırlar ve sonsuza kadar kalbinin bir parçası olurlar denmiş. Seçeneklere baktığımızda B şıkkında friendship troubles yani arkadaşlık sorunları denmiş. Yukarıda herhangi bir sorundan bahsedilmiyor. C şıkkında false friends are better. Yanlış arkadaşlar daha iyidir denmiş. Böyle bir şey zaten söyleyemeyiz. D şıkkında my fake friends and my true friends. Sahte arkadaşlarım ve gerçek arkadaşlarım denmiş. Yukarıda sahte arkadaşlardan bahsedilmemişti. Bunu da eledik. A şıkkında life is better with friends. Hayat arkadaşlarla daha iyi denmiş. Zaten arkadaşlığın hep güzel yanlarından bahsedilmişti. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. What can't we say according to the code? Alıntıya göre hangisini söyleyemeyiz diye sorulmuş. Yukarıda best friends yani en iyi arkadaşların anlatıldığı bir metin var. Best friends share laughs, memories and inside jokes. They will always be honest and stand by your side no matter what. They wipe your tears, pick you up when you fall and are forever piece of your heart. En iyi arkadaşlar mutlu anları, hatıraları ve kendilerine özel şakaları paylaşırlar. Her zaman dürüsttürler ve ne olursa olsun yanında dururlar. Gözyaşlarını silerler, düştüğünde kaldırırlar ve sonsuza kadar kalbinin bir parçası olurlar denmiş. Bizden metne göre yanlış olan ifade isteniyor. Aşkına we share a lot with our bodies. Arkadaşlarımıza bir sürü şey paylaşırız denmiş. Metne baktığımızda mutlu anları, hatıraları ve şakaları paylaştığımızı görebiliyoruz. Yani A şıkkı doğrudur. B şıkkında they never tell us lies. Hiçbir zaman bize yalan söylemezler denmiş. Her zaman dürüst olurlar diyordu parçada. Yani bu da doğru. D şıkkında they always support us. Her zaman bizi desteklerler denmiş. Baktığımızda stand by your side no matter what. Her zaman yanında olurlar deniyordu. Bu da doğrudur. C şıkkında ise we sometimes argue with each other. Bazen birbirimize tartışırız denmiş. Metinde böyle bir şey geçmiyordu. Yani yanlış olan C şıkkıdır.
Which question has no answer in the invitation? Hangi sorunun cevabı davetiyede yoktur diye sorulmuş. A şıkkına when is the tournament? Turnuva ne zaman? Denmiş. Baktığımızda davetiyeye December 30, January 14, 30 Aralık, 14 Ocak arasında olduğunu görebiliyoruz. Yani ne zaman sorusunun cevabı var. B şıkkına how much will the winner team get after the tournament? Kazanan takım turnuvadan sonra ne kadar kazanacak diye sorulmuş. Davetiye baktığımızda şurada alt bölümde 250 bin dolarlık bir ödülden bahsedilmiş. Yani B şıkkının cevabı da var. D şıkkında where is the tournament going to be? Turnuva nerede olacak diye sorulmuş. Yukarıya baktığımızda at kısmından sonra International Stadium Yokohama. Yokohama uluslararası stadında olacağını görüyoruz. D şıkkında cevabı var. C şıkkında ise how many teams will join the tournament? Turnuvaya kaç tane takım katılacak diye sorulmuş. Henüz turnuva gerçekleşmediği için kaç takımın katılacağı da belli değil. Davetiye de yer almıyor. Bu yüzden doğru seçenek C şıkkıdır. Which of the following information is false according to invitation card? Davetiye kartına göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında is 98th soccer tournament. 98. futbol turnuvası denmiş. Davetiye baktığımızda the 98th annual denmiş. Yani her yıl düzenlenen 98. turnuvaymış bu. A şıkkı doğru. B şıkkında the team should pay $100 for registration. Takımlar kayıt için 100 dolar ödemeli denmiş. Davetiye de team entry fee yani takım katılım ücretinin 100 dolar olduğunu görebiliyoruz. B şıkkı doğrudur. C şıkkına the matches start at 8 a.m. Maçlar sabah 8'de başlayacak denmiş. Davetiye'de yine maçların 8'de başlayıp 9'a kadar sürdüğünü görebiliyoruz. C şıkkı da doğrudur. D şıkkında there is no award for the winner team. Kazanan takım için ödül yok denmiş ama davetiye'de 250 bin dolarlık bir ödülden bahsedilmiş. Bu yüzden yanlış olan D şıkkıdır.